Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Taktik savaşlarının 9.15 yama notları ile birlikteyiz. Bu ara bir yama notu 9.15 ile 9.16'nın arasında her hafta yapacaklarını söyledikleri yamalardan bir tanesi çok kısa bir yama var. Hemen direkt geçelim ve hatta bitirelim videoyu. Blitzcrank'e bir güncelleme diyelim gelmiş. Giderilen hata var. Giderilen hata sayesinde takım arkadaşları yeniden Blitzcrank'in yeteneğiyle hedef aldığı birime odaklanıyor demiş. Bu demek ki herhalde ilkinde zaten odaklanıyorlardı. Aslında çok da odaklanmıyorlar ama neyse odaklanıyor diyelim. İkinciyi attığında da herhalde artık odak alıyor. Elize biraz bufflam, buff gelmiş. Saldırı gücünü 40'tan 45'e çıkarmışlar. Örümcek yavrusu saldırısını ise 40'tan 50'ye çıkarmışlar. Özellikle iblis nerflenmesinden sonra Elise çok daha az tercih ediliyordu. 2 altından 1 altına düşürüldüğünde baya baya her yerde Elise görmeye başlamıştık. Bu sanıyorum ufacık da olsa bir oyun başında Elize tekrar bize gösterecektir diye tahmin ediyorum. İnsanlar altı gitmezse ileride de oyunun sonlarına doğru diğer iblislerle değiştirirler bunu. Kartus yetenek hasarını 400-700 bin aralığından 350-600-850 aralığına çekmişler. Yeteneğin hedef sayısı ise 5-9-13'den 5-7-9'a çekmişler. Son seviyelerde azaltılmış ama zaten 13 kişi kimse atamazdı. 9'dan 7'ye düşmüş 2 taneyi bulan olabiliyordu. Benim de bulmuşluğum var. O yüzden yani nerf sayılır ama destansı bir nerf sayılmaz. Bu yine de Kartus'un direkt oyu tek başına oyun almasını birazcık kısabilir. Geçen günlerden bir tanesinde benim karşıma gelmişti. Adamım, adam, adamda bir tane Rabadon vardı. Tek seviye miydi hatırlamıyorum. Ulti attığında da pat diye takımın yarı söylüyor. Bir de late game'de düşünün. Neyse. Ha, takım bu arada kolcu takımı falandı yani öyle şey değildi. Hatta videosu falan da olabilir bunun emin değilim. Dövüşçü olsa ölmez ama Kyle'a geldik. Yeteneğin etkinleşmesi için gerekli olan mana yüzden 125'e çıkmış. Bence gerekli güzel bir buff. Özellikle mana değişikleri bence daha daha tutarlı uh, bufflar oluyor. O yüzden güzel olmuş çünkü Kyle çata, çata 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 ulti atıyordu. Millet ölümsüz oluyordu ve çok uzun saniyeler boyunca ölümsüz oluyordu. Bu bir tık daha en azından e, uh, ultisinin geç atmasına sebep olacaktır. Pyke'a geldik bu sefer. Sersemlikme süresi 2-2.5-3'den 1.5-2-2.5'a düşmüş. Pyke'a gerekiyordu böyle bir şey. Bakalım bu nasıl etkileyecek. Rengar yeteneğin saldırı hızı ilavesi 0 4 0 7 1'den 0 3 0 5 0 7 aralığına çekilmiş. Rengar son yamada bilmeyeniniz vardır bilmiyorum çünkü ben son günlerde öğrenmiştim. Ee, o kadar güçlü oluyor ki eğer e, keriniz olarak rengara verirseniz bütün itemleri adam tek başına pat diye oraya atlıyor kesiyor oraya atlıyor kesiyor oraya atlıyor kesiyor çok güçlü olmuştu. Twisted'ı 450'den canını 500'e çıkarmışlar. Saldırıcını 40'tan 50'ye çıkarmışlar. Şu anda büyücü kompozisyonlarında denenmiyor. Korsanlarda da çok fazla denenmiyor Twisted. O yüzden böyle bir şeye gitmeleri belki Twisted'i biraz oyuna sokar ama emin de değilim açıkçası. Çünkü ultisini atması kartların randomluğu falan hani rastgeleliği çok fazla sıkıntı. Bakalım girecek mi? 3 item Twisted çok güçlü oluyor ama 3 item zaten herkes çok güçlü oluyor. Veigar'ın yetenek hasarı 300-570'den 300-500-700'den 300-550-800'e çıkmış. yine Veigar da itemlarıyla çok fazla vuran bir adam ama LoL'den normal sihirdar vasıtasından düşünce Veigar'ın ulti attığı adamı böyle, pat diye ölmesi lazım. Belki hani durumu yine ona benzetebilirlerdi. Hani ulti attığı adam çat diye ölsün ama sık sık o kadar ulti atamasın diye belki manasında bir değişiklik gidilebilirdi. Şampiyon güncellemelerimiz, bufflarımız, nerflerimiz bu kadar eşyalara geçeceğiz hemen. Koruyucu melek yeniden doğulduğunda kazanılan can 1000'den 800'e düştü. Çoğu şampiyona kasılmıyordu zaten bu. 500'den 1000'e çıkarıldığında bir kasmaya başladı insanlar ama sonradan tekrardan vazgeçtiler. Bu 800'e düşürme ise iyice artık koruyucu meleği bu yamada bir sonraki yamaya kadar belki veya bir dahakine kadar iyice kullanılmaz hale getirecektir diye düşünüyorum. Gwinson'un hiddeti geçen yamada bir buff almıştı. Yine bir buff aldı. Bu kadar çok kasılan bir item neden hala buff almaya devam ediyor? Açıkçası emin değilim. Yük başına saldırız %4'den %5'e çıkmış. Morel Lonomicon yanma hasarı %25'den %20'ye düşmüş. Bu da OP itemlardan bir tanesiydi. OP şampiyonlarla beraber iyi oluyordu. Ona da bir nerf gelmiş. Hayalet dansçı artık kullanıcısının yeteneklerden gelen kritik vuruşlardan sakınmasını sağlıyormuş. Runa'nın kasırgasına inanılmaz bir buff gelmiş. İlave hasarını %25'den %75'e eklemişler. Runa'nın kasırgasını LoL'de insanlar takımı yok etmek için kasardı. TFT'de genelde eş gibi şampiyonlara veya o tarz şampiyonlara kasıyorlardı ki işte bu itemden gelen etkiler veya işte artık kendinizden gelen etkiler daha fazla insana gitsin diye yapılıyordu. Şimdi artık biraz da hasar özelliğinden dolayı da runa'nın kasılma olasılığı olacak. Statik hançer 4'ten az hedef olduğunda istenilenden daha fazla hasar vermesine sebep olan sorun çözüldü diyor. İlahların kılıcı etkinleşme ihtimalini %5'ten 7'ye çıkarmışlar. Etkinleştiğinde güçlü bir item aslında ama yine de sonuçta karşıda hayalet dansçı olduğunu düşünce direkt gereksiz kalabiliyor. Hayalet dansçı oyun boyunca aktif ama sizinki aktif değil, aktif değil, aktif değil, aktif değil, pat diye aktif oluyor. 3 saniye boyunca da işte hayalet dansçıyla falan kapışıyorsunuz. Bazı kompozisyonlarda gerçekten çok güçlü, özellikle suikastçılarda falan ama geri kalan takımlara, geri kalan insanlara çok fazla kasılmıyor. Yani bakalım birçok insan yorumlarda da nerflensin, bufflensin olayı değil, reworklensin diye yorum atmış. Bu da onların görüşü. Ben de katılıyorum diyebilirim. Daha güzel bir e, şekle büründürebilirler. Giderilen hata ise bu benim başıma gelmedi ama diğer oynadığım iki arkadaşın hep başına geliyordu. Oyuncuların ilk paylaşımı seçim aşamasının bitimine kadar oyuna girememesi hatası giderildi. Bu sorun geçen hafta çözülmüştü zaten demişler. Bu yama çok kısaydı arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadardı. Gelecek hafta 9.16 yama notları gelecek. Ne kadar fazla olacak bilmiyorum ama çok fazla olacağını tahmin ediyorum. Çünkü birçok yeni şampiyon gelecek kombolar 6'lı 9'lu kombolar falan ortaya çıkacak. Onun hakkında detaylar olacak. Yine büyük nerfler ve buff'lar gelecektir. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. And now I know my...